Herkese merhabalar arkadaşlar. Örgü Diyarı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tığ işi bu iki rengimle çok kolay, çok şık bir model anlatımı yapacağım. İp olarak şöyle bebeği yünü kullanacağım. Dilediğiniz marka tercih edebilirsiniz. Tığ olarak da şu şekilde 3 milim tığ kullanacağım. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Şöyle zincir çekerek başlayacağım. Bu sırada çok sıkı çekmeyelim arkadaşlar zincirlerimizi. Yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakın benim için bu kadar zincir yeterli. Şimdi hemen şu ikinci zincirimden tığımı geçiriyorum. Ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Hemen bir yanındaki zincire tığımı geçirdim. Ve buraya yine bir sık iğne yaptım. Hemen bir yanındaki zincirime bu sıramı sıra sonuna kadar sık iğne yaparak ilerleteceğim arkadaşlar. Bakın şöyle bu şekilde sıra sonuna kadar hemen tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramı sonuna kadar bu şekilde sık iğneyle tamamladım. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Modelimi çeviriyorum. Tığıma ipimi alıyorum. Bakın burada bir tane sık iğne atladım. İkinci sık iğnemden tığımı geçirdim. İkili bir trabzan yaptım. Bakın şöyle bir kutucuğum oluştu. Bir zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Burada yine bir atladım. İkinci sık iğnemden. Tığımı geçirdim. İkili bir trabzan. Tekrar bir zincir. Tığım ipimi aldım. Bir atladım ikinciye. Bakın şöyle. Bir zincir. Bir atlıyorum. İkinci sık iğnemden bir trabzan. Tekrar bir zincir arada tığım ipimi aldım. Bunu atladım. Hemen yanındaki ikinciye trabzan. Bakın şöyle bir bakalım. Bu şekilde sıramı sonuna kadar tamamlayacağım arkadaşlar. Şimdi ben hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın sıramın sonuna geldim. Burada yine en son bir tane zincirimi çektim. Tığım ipimi alıyorum. Bir atladım. Son sık iğnemden tığımı geçiriyorum. Ve son trabzanımı da bu şekilde yapıyorum. Şimdi bir diğer rengimi alacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada beyaz ipimi alıyorum. Bakın şöyle son ilmeğimin içinden geçtim. Buraya sıkıştırıyorum. Bir tane zincir çektim. Modelimi çevirdim. Bakın şöyle. Şu en baştaki trabzanımın tepesine şöyle yapalım. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada şu beyaz ipimin ucunu keseceğim. Şimdi bu kısımda arkadaşlar tığıma ipimi aldım. Bakın şu ortadaki boşluğuma trabzan yapacağım. Buradan değil, şöyle arkadan tam göstereyim. Şu kısımdan tığımı geçiriyorum. İpimi biraz uzatıyorum. Ve buraya bu şekilde ikili bir trabzan yaptım. Hemen yandaki şu trabzanın üzerinden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Tekrar tığıma ipimi aldım. Bakın şu kısma ama arkadan. Şöyle tığımı geçiriyorum. İpimi hafif uzattım. İkili bir trabzan. Hemen yandaki trabzanımın tepe noktasından tığımı geçirdim. Bir tane sık iğne. Tekrar tığıma ipimi aldım. Bu
aşağıda atladığım sık iğnelerine trabzan yaparak bu boşluklarıma trabzanlar yapacağım. Şuradaki trabzanların tepesine de bir tane sık iğne. Tığım ipimi aldım. Trabzanımı yapıyorum. Ve şimdi sık iğne. Bakın arkadaşlar, şöyle arka kısmını da göstereyim. Bu şekilde sıramı sonuna kadar ilerletip tamamlayacağım. Şimdi ben hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramın sonuna geldim. En sonda bir tane boşluğum kaldı. Buraya da yine tığım ipimi alıp şu alttaki sık iğnemin içinden geçiyorum. Ve bir tane trabzanımı yaptım. En son şu zincirlerim vardı. Buradan 1, 2, 3. zincirime tığımı geçirdim. Ve bir tane sık iğne yaptım. Sıramı bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Ve modelimi çevirdim arkadaşlar. Bakın tığım ipimi alıyorum. Burada şuradaki en son yaptığım sık iğneden tığımı geçiriyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Yine trabzanımı atladım. Sık iğneden bir tane daha trabzan yaptım. Tekrar bir zincir. Tığım ipimi aldım. Trabzanımı atlıyorum. Sık iğneden tığımı geçirip bir tane daha trabzan. Bir zincir. Sık iğnemden trabzan. Bakın sıra sonuna kadar burada bu şekilde ilerleyeceğim. Yeşilin ilk sırasıyla yaptığımız işlem gibi aslında arkadaşlar. Pardon, yeşilin son sırasında. Şimdi ben hemen bu kısmı da sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bakın sıramın sonuna geldim yine. Bir zincirimi çektim. Tığım ipimi alıyorum. Yine sondaki sık iğnemden tığımı geçirdim. Burada şu yeşil ipimi yukarı çıkarmak istiyorum. Onun için tığımın üzerine attım. İkisini geçtim. Sonraki ikisini de bu yeşil ipimle tamamladım bu şekilde. İpimi de yukarı almış oldum. Burada bir tane zincir çektim ve modelimi çeviriyorum arkadaşlar. Hemen şu en baştaki trabzanımın tepesinden bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın şöyle. Ve şimdi tığım ipimi alıyorum. Biraz önce şu altta beyazla yaptığımız işlemi yapacağım yine. İpimi aldım. Modelimin arkasından şu ortadaki alt beyaz trabzanın üzerinden tığımı geçiriyorum. İpimi bir miktar uzatıyorum ve ikili trabzanımı yapıyorum bu kısma. Trabzanın tepesine geldim. Sık iğne. Tekrar tığım ipimi alıyorum. Bakın şu boşluğumdan alttan tığımı geçirdim. Yine trabzanımı yaptım. Şimdi trabzanımın tepesine sık iğne. Tekrar tığım ipimi alıyorum. Trabzan. Sık iğne. Evet arkadaşlar, bakın sıramın sonuna geldim. Bu şekilde modelim bundan sonra kendini tekrar edecek. Bir sıra yeşille önce kutucuklar oluşturacağız. Sonrasında dönüşte de trabzanlarımızı yaparak ilerleyeceğiz. Şimdi ben modeli biraz daha ilerleteyim arkadaşlar. Son haliyle tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar, bakın modelimin daha ilerlemiş hali bu şekilde görünecek. Bakın şöyle. Çok şık duruyor. İç içe geçmiş gibi görünüyor. Ve yapımı gördüğünüz üzere gerçekten çok çok kolay. Bakın şöyle arkasını da göstereyim. Arkası da tamamen farklı bir görüntüde. Çift taraflı olarak kullanabileceğiniz bir model.
Çok kolay ve çok hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok güzel bebek battaniyesi, yelek, hırka, atkı, bere, dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz bunu. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.